Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, kabul ederseniz sizin adınıza biz 52 bin ağaç diktik efendim, sehdi olarak. Bordumuzun tüm ilçelerine diktik. Efendim, bir de Çatalpınar'da Türkiye'nin en büyük bizim bildiğimiz fidan, ceviz fidan ormanımız vardı. Ona adınızı verdik efendim. Tamam. Ve zat halinize 771 bin insanın yaşadığı Bordu'nun tüm insanları adına, bir de burayı da burada daha önce yaşamış ve yıl dışına gitmiş 1 milyon Bordulu adına hoş geldiniz, safa getirdiniz diyor efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizim için en güzel hediye bu olmuş oluyor. Sağ olsun Fahri Beyler. Bunu gerçekleştiriyorlar. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizin yüzüde illerinden, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli fındık merkezi olan, üretim merkezi olan Karadeniz'in incisi, Türkiye'nin en güzel köşelerinden birisi, cennet köşelerinden birisi olan Ordu ilimizi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Eminim sizler de biliyorsunuzdur, yerel gazeteciler. Daha önce Ordu'yu ziyaret etme planım vardı ama elimde olmayan sebeplerden onu gerçekleştirememiştim. Dolayısıyla her zaman bu gecikmişlik içimde bir ukde olarak kalmıştı. Çünkü biliyordum ki çok uzun yıllar Ordu'ya bir Cumhurbaşkanı ziyareti olamamış. Dolayısıyla bugün bunu gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum, büyük bir mutluluk duyuyorum. Yol boyunca gösterilen hep sevgi ve muhabbet aslında şüphesiz ki benim şahsımda devletimize, milletimize olan sevgidir. Devletin, milletin birliğini temsil eden bir kişi olarak bütün bu sevgileri o şekilde görüyorum. Bu vesile bir kez daha bütün vatandaşlarıma hep ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün gün boyunca burada olacağız. Geceyi de burada geçireceğiz. Biraz önce de söyledim. Orada çok büyük değişiklikler söz konusu oluyor. İlerlemeler söz konusu. Her şeyden önce büyük şehir oldu. Büyük şehir olmak demek her şeyin daha büyük ölçekte koordine edilmesi demektir. Planlamanın bu şekilde, kaynakların kullanımının bu şekilde büyük ölçekte bir havuz içerisinde kullanılması, bütün bunların neticeleri muhakkak ki daha güzel hizmet, daha kaliteli hizmet olarak bütün Ordulu vatandaşlarıma yansıyacaktır. Bütün bunlar el birliği içerisinde olan meselelerdir. Gün içerisinde biraz sonra belediyeyi ziyaret edeceğiz. Ondan Sayın Başkan'dan bilgi alacağız. Garnizonu ziyaret edeceğim, üniversiteyi ziyaret edeceğim ve buranın önemli ekonomik merkezlerinden birini işte siz de takip edeceksiniz, ziyaret edeceğim ve akşam da Ordu ilimizin temsilcileri diyebileceğim sivil toplum örgütleri, şehit aileleri, gaziler hep onlarla bir araya gelip fikirlerimi daha geniş bir şekilde Ordu ile ilgili, Türkiye ile ilgili düşündüklerimi paylaşacağım. Bir kez daha burada olmaktan duyduğum mutluluğu, memnuniyeti ifade etmek istiyorum.